bir iş ilanlarına baksana, bana göre bir iş var mı? Tamam abi. Sabah 9 akşam 5, cumartesi pazar tatil, ayda 3000 TL maaş ile iş ayağın varsa... Ara lan ara, böyle iş kaçmaz. Bana da haber versin. Beraber bas bulalım yazmış adam. Lan öyle bir iş bulsam sana mı haber veririm? Alo, bana bak lan. Oğlun elimizde. Oğlunun yaşamasını istiyorsan 500 bin TL fidye vereceksin. Lan oğlum, ben de fidyeciyim. Meslektaş sayılırız. Fidyeciden fidye mi istenir? Alo. Ben fidyeci Mehmet. Fidyeci Mehmet mi? Sipariş falan vermedik biz birader. Ne fidyecisi lan? Fidyeci oğlum, fidyeci. Abi unuttun mu? Benim babamın kulakları ağır işitiyordu. Nereden hatırlayayım lan? Her gün 10 tane çocuk kaçırıyorum ben. Bana bak lan. Oğlun elimde. Oğlunu tekrar görmek istiyorsan ne yapacağım biliyor musun? Biliyorum abi. Ameliyat olacağım. Ameliyat mı? Ne ameliyatı lan? Abi sen de amma unutkansın. Unuttun mu? Benim babamın gözleri de görmüyordu. Abi ben en son kör olmadan önce oğlumu görmüştüm. Tekrar görebilmem için de ameliyat olman lazım dedi doktorlar bana. Al sen anlat lan. Babam deli edecek beni. Baba, beni fideciler kaçırdı. Beni kaçıran fidecinin çocuğunu da başka fideciler kaçırdı. Sen şimdi gidip beni kaçıran fidecinin çocuğunu öbür fidecilerin elinden kurtaracaksın. Ne oldu abi? Benim oğlanı pideciler kaçırmış. Pidecilerin onu da midyeciler kaçırmış. Midyeciler pidecilerden fidye isteyince... Yok lan öyle değildi. Abi, yoksa çocuğu yine fideciler mi kaçırdı? Galiba. Ona benzer bir şeyler diyorlardı. Abi senin çocuğu da her hafta biri kaçırıyor. Benim sorumsuzluğumdan. Siz de bu tarz olayların... Abi kamera bu tarafta. He tamam. Siz de bu tarz olayların başınıza gelmesini istemiyorsanız çocuklarınıza sahip çıkın. Mesajı da verdik, yürü gidelim. Hadi abi geç olmadan gidip kurtaralım çocuğu. Lan değil, seninle çocuk tarihi geçmiş sucuğu bile kurtaramayız biz. Abi ben beni ayarlayacağım. Sana güvenmiyorum ama başka da çarem yok. Abi be varsa bir sigaranı alabilir miyim? Ulan var ya, ne zararlı biri çıktın lan. Geldiğinden beri sürekli sigara içiyorsun. Fazla içme oğlum, benim babam sigaradan gitti. Ya abi, o da mı çok içiyordu? Yok oğlum, fazla içmezdi. Petrolde pompacıydı babam. Ağzında sigara varken benzin doldurmaya çalışınca... BUM! Petrol havaya uçtu. Abi, Atifseki eve geldik. Acaba gece mi gelseydik, gündüz vakti geldik? Ben bu gözlüğü süs diye mi takıyorum oğlum? Benim gecem gündüzüm aynı, değişen bir şey olmuyor. Kimi çağırdın? Obez abimi çağırdım abi. Gene mi onu çağırdın? Lan geçenki kuyumcu soygunda görmedin mi neler yaptı? Anlat bakalım planı. Dur şimdi lan. Abi sen gözcü olacaksın. Mekanı sen koruyacaksın. Polis geldi mi haberi vereceğim bize, biz çıkacağız. Lan ben körüm oğlum. Abi o zaman Serhat gözlük yapsın, sen kuyumcuyu soy. Sen ne yapacaksın? Öyle de olmuyor. Lan bu nasıl ekip? Kör, topal, obez, kuyumcu soymaya çalışıyoruz. Ben bu işte yokum arkadaş. Ver lan şu bisküvi. Al şu planı, ne yaparsan yap. Gördün mü? Bak siyah beyazla verdik neler yaptığını. Abi bu sefer sel verdi, kendini affettirecek. Hadi bakalım. Aha, Rami geldi abi. Anlat bakalım planı. Sakın geçenki gibi bana gözcülük verme de. Yok abi, siz yemeden önce ben evin etrafını iyice bir gezdim. Serhat, sen tellerden atlayıp bahçe kapısını açacaksın. Tamam da, kapıda koskocaman dikkat köpek var yazıyor. Lan sen şimdi bu bahçede köpek olduğuna mı inanıyorsun? Bunlar hepsi hırsızı caydırmak için. Ver bakayım sen şu odunu bana. Lan oğlum köpek varmış. Ama merak etmeyin, benim bir plan daha var. Ama bir sen odunlu. Tansiyonun düştü galiba. Kalk abi kalk. Kalk. İkinci planı anlatıyorum. Bahçede köpek olabilir ama bu bizi yıldırmasın. Köpek varsa çömelirsek hiçbir şey yapmaz. Çömelince gerçekten bir şey yapmaz değil mi? Yapmaz yapmaz. Sen çağırmadın mı adamı? Adama mı güvenmiyorsun? Atla hadi oğlum ya. Lan hayır lan, çömelince bir şey yapmıyordu. Benim 5 tane köpeğim var. Çömelince hiçbir şey yapmıyor bana. Köpekler senin olduğu için olmasın. Lan ayı saldırınca çömeliyordu, köpek saldırınca değil. Lan ben onu tamamen karıştırmışım. Çağırma lan bu salağı bir daha. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Ben de çok meraklıydım sanki buraya gelmeye. 2 güne bir onu kaçırır. Bir daha kaçırırsa beni çağırmayın. Ne yapacağız abi şimdi? Bana bıraksın.
Abi Allah rızası için bir salak. Lan sen bizi mi takip ediyorsun? Abi geçen gün verdiğiniz altın sahte çıktı. Biz de çok şaşırdık. Allah rızası için bizi takip etme. Memlekette adam mı yok lan? Kim o? DEAŞ'tan geliyoruz. DEAŞ mı? Abi silahları kafana. DEAŞ abi DEAŞ. Kaçak elektrik var mı diye kontrol etmeye geldik. İyi o zaman geç. Elimi tuttan kör oldum anlamasın. Maşallah şalterler de iyi durumda. Bu arkadaşın üstü başı niye paramparça? Elektrik akımına kapıldı abi. Biraz daha başımızda durursan beni de elektrik çarpacak. Ben şu telefon görüşmesine bakayım, siz işinize bakın. Abi adam telefona konuşmaya gitti. Çabuk git çocuğu ara oğlum. Abi içeride bir sürü çocuğum var. Hangisini kurtaracağız? Al işte birini oğlum. Adamın telefon konuşması bitecek. Yakalanacağız şimdi. Acaba bu arada hangisi onun çocuğu? Bu diğerlerine bile daha büyük. Bunu tasla tasla koyalım. Çocuğu aldım, sen ne yaptın? Galiba çalışan şartelleri bozdum. Baksana kapkaranlık oldu hediye. Mustafa, seni de her hafta pideci kaçırıyor. Yoksa gidip adamlara rica mı ediyorsun beni kaçırın diye? Bu kim lan? Lan! Lan bu çocuk benim değil lan! Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Ha? Ne yapalım abi? Senin oğlanı kaçıran adam bir sürü çocuk kaçırmış. Hangisinin senin çocuğun olduğunu nereden bilelim? İstiyorsan benim oğlanı bir daha kaçır. Bu videonun üçüncüsünü de çekeriz. Arkadaşlar videoyu bitirdik. Biz çok beğendik. Yani çok eğlendik çekerken. İnşallah siz de beğenirsiniz. Zaten Serhat'ın ne kadar eğlendiği belli oluyor. Aynen. Şimdi kamera arkası görüntüler başlayacak. Sen neler söylemek istersin hocam? Kapatsana da size kapayım. Kurtarın çocuğu. Gelme bakalım oradan gelin. Oradan gel bak. Gelin tamam giden yolda çekilen şeye kurtarın. Lan ben de fidyeciyim oğlum. Fidyeciden fici. Meslektaş sayılırız. Lan oğlum ben de fidyeciyim. Meslektaş sayılırız. Fidyeciden fidyeci mi istenir lan? Fidyeciden fidye. Fidyeci mi ya? Seni istiyor olacak o zaman. Kayıt. Yok fazla içmezdi. Petrolde... Petrolde pompacıydı. Yok fazla içmezdi. Petrolde pompacıydı. Ağzında sigarayla benzin doldurmaya çalışınca... Bum! Petrol havaya uçtu hazır. Galiba çalışan şartelleri bozdum. Baksana kapkaranlık oldu her yer. Sen dön. Evet arkadaşlar sahneler bitti. Şimdi bir çırpak ya. Aynen. Annem beni vuracak vallahi. Ben de çırpın abi. Lan bak Fahat. Lütfen sen kör değil miydin? Şu an değilim. Şu an değil miyiz? Tamam. Ben de çırpın. Şu çırpışın mı sen çek uzaktan? Bir. 50 gram kaşar. Bir daha. Yani. Oğlum. Hepsi bize geldi lan. Hepsi bize geldi. Şurada içi dolu alırsın. Yayında. Böyle şöyle. Çevir çevir diye çevir. Serhat böyle bak böyle. Serhat aç bunu bak böyle ya bu tarafa. İç kısmını da çırp. Aha Allah. Abi Allah'ım. Kamera arkası geldi. Vallahi helal olsun ya. Allah'ım. Abi. Beyde beyin mi kaldı? Kurban olayım yaratıyor. Vallahi yaratıyor. Şu beyine bak ya. Adamlar atomu parçalıyor. İç kısmını çırpacağız. Onu başaramıyor. Bravo. Yapmaz. Allah'ım kulağım ihtiyacım vardı bunu yarattım. Ben yeterdim sana. Bir daha bu tarafı yapacağız. Başarırsın. Yok, haklıydı. İç dış yapacağız ha, bu tarafa. İç
İşte bu ya, işte bu ya. Vallahi bu. Benim maaşıyasın, her tarafım diken doldu. Valla ben hayret ediyorum seni nasıl ilk okulda bıraktın. Nasıl ilk okulda bıraktın? Bunu yakalamak lazım. Tamam abi. Başardınız. Şimdi kalkacağız. Bak böyle. Şuradan abi. Bir de böyle çık bak. Sanki eğitim veriyor. İşte bu. Evet. Başarı. Gel gel bir atmayı sallayalım. Bir mümin. Bir mümin bir sallayalım. Düşerim lan. Lan oğlum havuza mı atlıyor? Havuza mı atlıyor? Bu bıraktı, bilerek bıraktı. Tabii. Bilerek bıraktı. Biraz geniş aç abi. Aç sen, açman lazım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Biz sizin için uğraşıyoruz. Siz de bizim için bir tuşa basarsanız bütün mesele bitecek.